Merhaba arkadaşlar, Robert Türkan'ımla hoş geldiniz. Umarım ki her şey iyidir, her şey hayatta istediğiniz gibi ilerliyordur. Bugünkü konumuz ne? Gene bugünkü konumuz Bigolive'de para kazanmak. Arkadaşlar, Bigolive'de para kazanmak için yüzlerce videoyu çektik değil mi? Yani anlattık, bütün her şeyi anlattık. Sizin tek yapmanız gereken ajansa başvuru yapmanız, size atılan linki onaylamanız, bu linki onayladıktan sonra yayıncılığınıza başlayıp yayınlarınızı düzgün bir şekilde açıp buradan para kazanmanız. Şimdi ben bunları anlatıyorum. Eyvallah. Ben bunları anlatıyorum. Lakin böyle bakıyorum, hala garip grup işlerle uğraşan arkadaşlara gidiyorsunuz. Sonra bana yeniden yazıyorsunuz. Ya işte ben kod yapamıyorum amına koyayım. Ya ne oluyor ya? Bir şey oluyor yok. Ya böyle durumlarda kalmayın diye ben zaten burada video paylaşıyorum. Onun için paylaşıyorum. Yayıncı olmak için aşağıda mesajlarda, bu videonun altında mesajlarda telefon numarası var. WhatsApp'tan ulaş. Ulaş. Demo için ufak bir kayıt ver. Linki tıkla. Yayıncı ol. Oradan zaten gerekli bütün yayıncılık hakkında her şeyi sonradan alacaksın. Yayıncı olduktan sonra zaten para kazanacaksın. Kadın yayıncılar, sizler için geçerli olan, ay sonuna kadar yayın açtınız ve kota yapamadınız. Hiçbir kotayı yapamadığınız takdirde ajans olarak biz size bunun karşılığını ödüyoruz. Onun dışında zaten kotalarını yapıyorsan bizden para almıyorsun, bize resmi bir bilgi vermiyorsun. Bütün kazancını Bigolive tarafından açtığın o hesaba direkt geliyor. Sense o hesaptan alıp kendi banka hesabına veya Papara gibi bir dijital bank hesabına yollayabiliyorsun. Dijital bank demişken arkadaşlar, Papara'yı eğer kullanıyorsanız burada kesinti görmeyeceksiniz. Yani Bigo'dan Papara'ya paranızı yolladığınız zaman bir kesintiniz yok. Papara'dan da banka yolladığınız zaman gene bir kesintiniz yok. Ne kazanıyorsanız sizin. Konuya bir daha değinmek istiyorum. Ajans burada önemli. Yani bilmediğin, ne ücü belli olmayan insanlarla birlikte iş yapacağına, tanınmış birisiyle iş yapmanı sana tavsiye ederim. Yani benim sana zararım ne olabilir? Ne yapabilirim? Yani bir kere insan mantıkmen bunu düşünmeli. Bazı taraflar böyle karınca gibi çalışıyorlar. Karınca gibi çalışıyorlar. Böyle çalışıyorlar gibi gözükseler de hiçbir şekilde yüzlerini bilmiyorsunuz ve gerçekten de ne yaptıkları belli değil. Bu insanlarla çalışmaya kalkıyorsunuz. Sonra ağlıyorsunuz. Yazık, günah size. Bu videoyu biraz uzun tutacağım. Amacım yayınlarda arkadaşlar yayıncı oldum deyip de yüzünü göstermemek, kendini saklamaya çalışmak, ne bileyim işte para kazanmak bu değil ya. Bu değil. Yani arkadaşlar, bu devirde, bu dünyada bir şeyin karşılığını almak için bir şeylerle fedakarlık sunuyorsunuz. Onun için para kazanmayı sakın böyle oturdum bacakları da ayırdım, şimdi göklerden bana para yağacak diye bekleme. Öyle bir dünya yok. Öyle bir para yok. Öyle bir para varsa beni de çağırın. Vallahi ben de koşa koşa geleceğim. Her şeyin bir karşılığı vardır arkadaşlar. Şimdi bazı sorulara cevap verelim. Birisi gelip diyor ki, yayıncı oldum, ajansımı bilmiyorum. Yayıncı oldum, kota nedir bilmiyorum. Yayıncı oldum, para çekimi nedir bilmiyorum. Yayıncı oldum, şunu bilmiyorum. İşte ben de size diyorum ki, onları bilmemenizin sebebi, birden böyle gözünüzün boyanıp birden o insanlara kapılmanızdan dolayı. Halbuki YouTube'dan benim bir tane videoma denk gelip de bana ulaşabilseniz işler çok farklı olacak. Belki bugün bunları konuşmayacak olmayacaktık. Şu an çok düzgün bir şekilde paranızı kazanmış, o paranın keyfini sürüyor da olabiliyordunuz. Öteki sorumuz neymiş? Abi işte Brezilya'da ne yapıyorsun? Arkadaşlar, Brezilya'da ben bir ajans sahibi olarak Brezilya'da da ajans sahibiyim. Ayrıca de devamlı burada olduğumu söyleyemem. Yeri geliyor Dubai'deyim, yeri geliyor Katar'dayım, yeri geliyor başka ülkedeyim, yeri geliyor ülkemdeyim, yani Türkiye'deyim. Değişen bir şey yok. İş üzerine devamlı girip çıktıklarım doğrudur. Ama Brezilya'da da oturumum olduğu için bu süreci burada değerlendirmeyi seviyorum. Çünkü ben bir yaz insanıyım, sıcağı seven bir insanım. Kimse yanlış anlamasın. Türkiye'de bütün gün politikal yalanlar, sahtekarlıkları dinlemektense burada kendi işime bakıp kafamı dinlerim daha iyi.
Tabii bizim de bir ailemiz, bizim de bir çevremiz var ve biz Türk evladıyız. Yani onun için vatan bizde ayrı bir dünya. Onun yeri ayrıdır ama iş ve çalışma düzenine baktığınız zaman herkes bu hayatta bir şekilde yolunu bulmak zorunda. Buna inanıyorum. Öteki soru neymiş? Yayınları açtığım zaman yüzümü göstermesem olur mu? Güzel arkadaşım, yayıncılık burada radyo station yayıncılık değil. Burada bu yayıncılığı yapman için yüzünü göstermen gerekiyor. Yani kameranın karşısına geçip belli bir açı içerisinde chatini takip etmen gerekiyor. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Neslihan hoş geldin, ne haber, bugün nasıl gidiyor? Hasan hoş geldin, Tayfun hoş geldin, Dilar hoş geldin, hediyeler için teşekkürler. Oo, çok konuştum, yoruldum ya, bir şeyler anlat. Chatinizi takip etmeniz gerekiyor. Siz burada Akyazı FM yapmıyorsunuz. 97.80 gecelerin yargıcı. Yüzünüz yok, sesle gidiyorsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam size şiir okuyacağım. Böyle bir şey değil burası. Şiirini de okusan o yüzün gözükecek. Muhabbet etsen o yüzün gözükecek. Öteki soru neymiş arkadaşlar? Komik bir soru var. Şey demiş. Abi benim bir arkadaşım var. Gözleri görmüyor. Onu getirsem ona yardımcı olabilir misin? Daha dervişlik dönemine girmedim. Daha o Nirvana'ya ulaşmadım. Ama o arkadaşın gözlerini açarım. Yani öyle bir ışık verir ki. Yani öyle böyle değil. Deniz feneri gibi çakar böyle. Neyse. Garip garip, gerçekten de garip garip istekleri olan insanlar var aşırı derecede. Ajansın yayıncıya karşı önemi nedir? Arkadaşlar, ajansın yayıncıya karşı önemi, yayıncının da ajansa karşı bir önem kazandırması vardır. Bunlardan bir tanesi, ajans size bütün profit yolları gösterir, profesyonel diye öğretir. Yani dikine gideceğinize, affedersiniz tikine gitmezsiniz, düzünüze gidersiniz ve kazanç sağlarsınız. Paranızı garantizör olarak çeker alırsınız. Ha, bunun dışında gerçekten de çok iyi yükselen bir yayıncısınız. Ajans başka referanslarını kullanarak sizi VIP yayıncı olarak da devam ettirir. Soru. Ajans kota yapmaya mecbur mu? Hediye atmak zorunda mı? Arkadaşlar, ajans hediye atmak zorunda değil. Ajans kotanızı yapmak zorunda değil. Böyle bir şey yok. Yani hiçbir ajans size bunda zorunlu olarak sizin kotanızı yapacak, size destek sağlayacak diye hiçbir söz konusu yoktur. Ajans size burayı öğretir. Ha, keyfigar benim gibi bir insandır. Eninde hoşuna gider, gelir hediye atar. Ama onun dışında ajans sizin kotanızı yapacak diye hiçbir şey yoktur. Bunu da unutmayın. Ama ben ajans olarak dediğim gibi kadınlar kotalarını yapamazsa onlara karşı bir güzellik yapıyorum ufak tefek de olsa bir meblağ ödemeye çalışıyoruz. Bunun dışında da hediyeler veriyorum. Telefon vermişliğim var, yurt dışı tatili vermişliğim var. Var, var da var yani. Bunlar aslında sizin olaya adapte olabilmeniz için. Sonuç olarak kazanın ya. Kazanmak için yapın. Yani başkası olup da başka şeyler yapmayın. Öteki sorumuz neymiş? Abi bir ajansa girdim. Sonra farklı bir hesap açıp başka bir ajansa geçebilir miyim? Bu ajanstan memnun değilim. Arkadaşlar, eğer demo kaydınız varsa bir ajansa girmiş iseniz ve o ajansa yayıncıysanız başka bir ajansa geçemezsiniz. Yani bir hesap açıp da başka bir ajansa çalışamazsınız. Bunun için yapmanız gereken öncelikle o mensup olduğunuz ajansa ben sizden memnun değilim. Beni şu ajansa transfer edin deseniz de o da size diyecek ki Allah Allah, sen bizden memnun değildin, sen benim babamın oğlu musun? Ben de senden mi memnunum? Göndermiyorum lan diyecek. Sizin bir sene boyunca o ajansta öyle ya da böyle kalmanız gerekiyor. Yani başka bir ajansa geçip kota yapıp para çekemezsiniz. Evet, gelelim öteki sorulara. Abi sen bu kadar milyon K'ları nasıl kazandın? Arkadaşlar, ben yeteneklerimi kullanarak kazandım. Yani ben yayıncılık yaptım. İnanmazsınız, Türkiye'de ben yayıncılık yaparken şöyle bir taburede başladım. Sonra ufak bir sandalye oldu. Sonra geniş bir koltuk oldu. Sonra gamer oyuncu koltuğuna dönüştük. Ben dansçıyım. Dans ettim. Böyle komiklikler, şakalar falan. Onları yaptım. Şiirler okudum, şarkı okudum. Yani aklınıza gelebilecek ne kadar repertuarımda böyle bilezik olarak taktığım yetenek varsa hepsini kullandım.
Bu şekilde de yükseldim. Yani oturduğum yerde kimse bana öyle bedavadan hediye medya atmadı. Bunun altını çizelim. Ama yayıncılık yapıp da insanlara bir şeyler katıyorsanız, muhabbet, sohbet, güzelliğiniz, hoş duruşunuz falan, gene bir şekilde kazanç sağlayabiliyorsunuz ki her zaman noktayı gene koyuyorum. Ajans önemli. Sakın unutmayın. Her şeyin bir yolu vardır ve bu ajans size o yolun entegresine kendi yolunuzu nasıl kuracağınızı da öğretir. Yeter ki siz düzgün bir şekilde bize gelin. Evet, başka soru var mıymış? Bakıyorum. Geç. Uygulamayı bilmiyorum ama uygulamanın içine girdiğim zaman birçok ajans gelip ben ajansım deyip beni almaya çalışıyorlardı. Bunlar fake mi? Arkadaşlar, siz yayın açtığınızda size birçok yayın içerisine insanlar gelir. Kimisi yan sanayi ajanstır, kimisi belki ajanstır, kimisi hiç değildir, ajansla alakasızdır. Kimisi de primci dediğimiz 10 dolara yayıncı kapıp da sağa sola satmaya çalışan tiplerdir. Yani ne övdüğü belirsiz olan. Onun için en garanti olarak ajansınızı dışarıdan bulun. Ajansınızı dışarıdan bulun, sonra yayıncı olun. Yayıncı olduktan sonra yayın açmaya başlayın. Onun dışında kaosa düşersin. Ay be, çok iyi para kazanacağın yerde bir anda bakmışsın ki hayattan soğumuş ve bitirmişsin. Onun için böyle durumlara düşmemek için yeniden söylüyorum, bana yazıyorsunuz. Bu arada PK nedir? PK olayında nasıl hediye kazanılır? Videomun hemen şu köşe altına koyacağım. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Orada gördüğünüz gibi bir yarışma olacak. Karşımda bir kadın, başka bir ajans ve ben. Ben de kendi ajansımla giriyorum. Ve kadının ajansı kadına diyor ki PK'm var. PK'na gir. Yani son dakika kadına haber verilmiş falan. İşte giriyor. Hiç destekçisi yok. Kimse yok. Ben orada vermişim coşkuyu. Allah kerim gidiyorum. Tekme tokat, hediyeler, paldıra puldur gidiyor. Ajansın önemi böyle bir şey işte arkadaşlar. Yani birlik, beraberlik hep böyle. Yani ben şimdi bir yere gideceğim diye birinin üzerine basıp basıp çıkıp da gidersem ne olur? Öyle ezik kalır. Siz de böyle durumlarda kalmamak için arkadaşlar, Türkiye'deki ajansımızın ismi O Bir Türk Ajans. Sizleri bu ajansa bekliyorum. Bu arada PK'yı izleyebilirsiniz. PK burada ekstra para kazandıran bir yarışmadır. Ekranın ikiye ayrılması, karşıda bir rakip, siz bir rakip ve destekçilerinizle birlikte güzel anlar, güzel dakikalar yaşayabiliyorsunuz. Ha bu arada kanalımı takipte kalın. Bu kanaldaki arkadaşlar paylaşımların çoğu emektir. Bu emeğin karşılığı olarak sizden çok fazla bir şey beklemiyorum. Tek beklentim bunu insanlarla paylaşmanız, bunu gerekli insanlara ulaştırmanız, like, invite atıp yorumlarda yer almanız. Onun dışında hani burada sarf ettiğim emek ve sonradan yayıncı olup da gelen insanlarla uğraşım, emin olun ki buradan bana bir karşılık vermiyor, bir şey vermiyor. Yani cebimi dolduran bir şey yok. Onun için siz ne kadar bana burada destek olursanız biz de o kadar yükselmeye çalışırız. Biz yükseldikçe sizler sayesinde daha farklı insanlara daha farklı şeyler öğretebiliriz diye düşünüyorum. Yanlış mıyım? Eskiden buralar fındık tarlasıydı. Sene 1453. Benim böbreklerim gitmiş. Benim burada dalak şişmiş. Elimde mızrak. Kotimde yaprak. Bir oraya koşturuyorum, bir buraya koşturuyorum. Bir sağa bakıyorum, bir sola bakıyorum. Sonra baktım orada deve kafa fit. Dedim hacı, sen ne yapıyorsun burada? Demek ki bana ben böyle black magic yapıyorum. Dedim yapma öyle şeyler. Günahtır. Allah çarpmaz. Vallahi dedim bir çarparım. Neyse şakalar şakalar. Bu şekilde hayat devam ediyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hayat sizsiniz gibi gelsin. O bir Türk. Ser. Ajansım vardı. Beni PK'm vardı. Haberim yoktu. Fotoğrafını koymuşsun ya. Evet ama unutmuşum. Az önce beni ajansım vardı. PK'm var. Sen neredesin diye. Gelsenize bereket arkadaşlar. Başka ajansı olsaydım ben sana haber verirdim.
Valla ajans sahibim aradı. PK var, sen neredesin diyor. Boş ver, boş ver. Açma muhabbetini hiç. Hiçbir hazırlığım yok yani. Destekçim yok, bir şey yok. Ya bugün şanssızcının olsa da kurtarmazdı, emin ol. Bugün benim gerçekten mi? Potayı bitirme günüm, bugün seni kurtarmazdı. Bir de parmağımı kestim. Teşekkürler. Teşekkürler. Henry, thank you so much. My friend, thank you. I am very appreciated. Thank you. Atalay, teşekkürler. Oy oy oy, burası geçti. Asıl bayraklarla. Yurt dışı pek astır dedim, şimdiden yurt dışını bana satayım. Allah belası versin bunu. Güzel teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. Resmen kafama vurmaya gelmişsin. Bir de tam böyle müzik olduğun bir yerdeymişsin, ajanstaymışsın, tam oldu. Efendim, anlamadım. Tam da diyorum, müzik olduğun bir ajanstaymışsın. Tam oldu böyle, süper oldu. Senin ajansın ne? Ne maşallah ya, o ne öyle? Tatlım teşekkürler, Yılmaz teşekkürler, sesinize bereket. Henry, thank you so much. Yılmaz teşekkürler kardeşim. Resmen kara kaldım. Sağ ol, teşekkürler. Henry, thank you. Demet, teşekkürler. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Kesinlikle bereket. Hey maşallah, ekranda efekt kaybolmadan nasıl? Hey maşallah. Arabalar maraba, bir şeyler giriyor çıkıyor ama hayır olsun. Neslihan teşekkürler. Sanki teşekkür ederim. Lan bu arabayı kim yollayıp duruyor bana? İkide bir araba geliyor. Henry, thank you so much. Burada. Becca Lindo. Henry, Henry, Henry. He's made it to show. Ben de gözlüklerim hiç gelmiştim ama gene gözlük taktılar ya. Allah razı olsun. Fakirliğin gözü kör olsun. Resmen beni ezdin geçtin. Yok, sen kendi üzerine alınma. Alınması gerekenler alınsın. Sen takılma öyle şeylere. Sen bizim ajansan kimle böylesin? Ben kimse böyle bir şey bilirim. Senin ajansın, yani burada yayıncılıktan tut, para kazanmaları bile öğreten kişi benim. Ben burada 5 tane ajans sahibiyim. Yani o bizim kulvara giremez. Altı oldu aynen. Altıncı ajan. Altı ajan çünkü elmas var. Beni kurtarır. Thank you so much. Thank you, thank you. I am very appreciated. Hey maşallah be. 41 kere maşallah oldu bak. Bu gözlükler de gitmedi. Allah belanızı vermesin. Kim taktı lan şunları bana? Bize teşekkürler.
Gözlüğüm vardı, ben kendime orijinal gözlüklerimi takardım ya. Erdoğan. Yeni gelenler hoş geldiniz. Şöyle bir elinde bir fasulye, iki fasulye, üç beş olan atsın. Yıldızları patlatın, bir şeyler yapın bak. Yıldız olup sonra kaymayayım size. Atalay sağ ol kardeşim, teşekkürler. Evlilik teklifi mi var lan, nedir? İdris teşekkürler, kesene bereket kardeşim. Helen, welcome. Hala bir şeyler görüyor. Ha, gözlükler gitti yol. PK'nın son 2 dakika kalasına kadar hala geliyor ve hala da geliyor ya. Çok sağ olun, çok teşekkürler arkadaşlar. Yuli, nerede yaşıyorsun sen? Neslihan teşekkürler. Allah nazardan saklasın. Thank you, thank you so much. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Elinizde birer tane varsa atın da şu yıldızı patlatın yahu. Hep bizim eskiler atıyor. Ayıptır, günahtır. Gene bir araba girdi ama hayırlı uğurlu olsun. Bir daha bir araba girdi. Maşallah bugün arabaya doyamadık. Bir yerden